İlkilerim kanalınıza ve günün özetine hoş geldiniz. Pek güzel olaylar var. Uzun yayınlarla bizi mutlu eden Jungkook'un önce abisi tarafından mutlu edildik. Jungkook'un abisi köpekleri Song ve Pang ile birlikte JK'in bir fotoğrafını paylaştı. Yüzünü de paylaşsaydı keşke ama o güzel saçlarına taktığı tokasıyla arkası bile o kadar güzel ki ona tıpkı şu köpüş gibi bakıyorum. Hayvanları bile kendine aşık ediyor. Dün Amerika'da konserine gittikleri Harry Styles'ın Kore'deki konserine katıldılar. O zaman Jimin ve Hobi ile giden Taekook ikilisi bu kez Namjoon ve Yoongi ile oradaydılar. Namjoon ve Yoongi, Taeyeon ve JK'in birkaç sıra önündeymiş. Birlikte ayrıldılar konserden. Taeyeon ve JK'in yanında ise tercümanları Nicole ve Taeyong'un Vogue arkadaşlarından Huinshik vardı. Çok güzel eğlenmişler. İzledikçe kelebekler uçuşuyor içimde. Sevgili Nicole, fandomun yerinde en çok olmak istediği kişi. Hem üyelerle uzun zamandır çok yakın, hem de bunun üstüne dünyanın parasını alıyor. Ama çok tatlı biri ve üyeler onunlayken çok rahat. Bu yüzden kıskançlığımı içime gömmek kolay oluyor. Şunu söylemek isterim ki K-pop ile ilgilenmediğim için orada olan diğer ünlüleri bilmiyorum, umursamıyorum. Beni BTS ilgilendirir. Benim çocuklarım oraya birlikte gitti. Kimseyle alakaları yok. Harry'i çok seviyorlar. Siz de başkalarının adını geçirip bu güzel günü zehir edecek dedikodulara malzeme vermeyin, olur mu? Üyelere bu gibi durumlarda en büyük hasarı ARMY veriyor ne yazık ki. Yeteri kadar canı yandı Taeyong'umun boş dedikodu ve iftiralardan. Boşuna uğraşmasın kimse moment bulacağım diye komik oluyor. Çocuk etrafına bakıyor ne oluyor diye, bunu bile moment sayıyorlar. Orada herkes herkesle sevgili o zaman. Olmuyor, uğraşmayın. Taeyong'un umurunda değil kimse. Komik görünüyorsunuz. Size daha komik bir şey söyleyeyim mi? Taeyong'un el dergisi pozları. Ey Kim Taeyong, sen bizim başımıza bela mısın? Ne bu pozlar, bu kıyafetler? O Selin'in de alacağı olsun. Aha, bu çocuk da cıbıldak. Ceket var en azından diye sevinecek kadar zavallıyım. Göbüşe gitmiş, kasları çıkmış, eyvahları olsun. Şu çekimlere kendi fikirlerini de eklediğini söylemişti. Şu serseri sert bakışlar nedir efendi? Gel iki tokat yapıştır suratıma da kendime geleyim bari. Şu piercing işini de hep Jungkook sardı başımıza. Önce Jimin, şimdi Taeyong. Yüzündeki yaralarla sen bize nasıl bir konsept hazırladın ey vicdansız Taeyong? Hayır, bu cüretkar fotoğraflar geldikten sonra hiçbir şey olmamış gibi bizimle çocukluk fotoğrafını paylaşmasına ne demeli? Resmen dalga geçiyor bizimle. Ruh eşi ondan beter. Yeter artık, teker teker gelin diye isyan eder oldum. Bugün Seth Meffery'nin kamera arkası çekimi geldi. Cutie, sexy, lovely tanımının ne kadar da onluk olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tam şirinliğine yumuş yumuş oluyorsunuz, birden havası değişiyor. Etraf alev oluyor. Çıkar şu ceketi, sen de rahatla, ben de Jimin'i dedim izlerken. Çıkarmış da zaten. Akıl sağlığımız daha da bozulmasın diye üstündeki yazıların nasıl yapıldığı aşaması konmamış videoya. Ama o şiir kendi fikriymiş. Cüretkar bir şeyler istemiş. Nevermind dövmesi bantla kapatılmış ve Jimin biz yine avare avare onu izlerken bütün tatlılığıyla üstündeki yazılar için "Merhaba, ben Jimin. Yakında üniversite sınavına gireceğim. Bu benim kopya kağıdım." dedi. Sadece sabır diliyorum. Aha, teaser da geldi. Başımıza geleceklerin ciddiyetine vardım artık. Gerçekten felaket bir şey geliyor. Şu hale bakın. Ayrıca sonunda beklenen gün de geldi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında çok gizli tutulmaya çalışılsa da bölüm konuğunun Jimin olduğunu hemen anladık. Bizden kaçar mı hiç canım? Ay, çok gülüşmeli bir program olmuş. Övgüler havada uçuşuyor. Neler neler konuşulmuştur. Bölüm 27 Mart Pazartesi saat 16'da, Azerbaycan saatiyle de 17'de yayınlanacak. Bir an önce yayınlansın. Böyle güzel haberlerde buluşmaya devam etmek dileğiyle. Yorumlarda buluşalım iyi kilerim, sizi morluyorum.